sen ayıp değil. O senin yaşlı kaçısı seni her taraf. Ben 81 yılı aralarında konuşuyorum. Benim de aynı yıl. Götürme bunu manzil hayvan pazarına satmaya. Ben yaşına geldim artık. Yeter çekmeyeceğim ya. Yeter artık. Duymuyorum söylenenleri. Şimdi bak dükkana gelmiyordu. Bir tek bacak bacak üzerine oturuyordu. Yani piyasada muhatap alınan ve işleri yürüten sizsiniz. Evet. Değil mi? Evet. Ama görünürde de bak resme söyleyeyim mi sana? Evet. Bir dükkan açıp dükkan hayali olan Aydın Efeler'in ilk kasabı kadın olan kim? Vitrinde Evrim Aktaş var. Evet. Evrim'in bu finansını sağlayan kim? Kızının dubleks evini satıyor. En son. İşte en kocasının son. Tarlasını alıyor. En son ablacığım. Tamam. En son ama. Bak bir dakika abla. Esa abla. Evrim'cim şunu anlamıyorsun. Kaynağı ve finansı yaratan senin evet. kendi öz ailen. Değil mi? Kocan da, kızın da, kızının bankadaki hesabındaki parayı bile almak istiyorsun. Bir dakika. Ama bu parayı doğru yönetemeyen kim? Bunlar. İkinizsiniz. Vatan benim zaten söylüyorum. Esra ablacığım ben daha önce işçi olmuş. Esra Hanım sabah işçi de patron olmuş yani bakın. Ha, Esra sen konuşma oradan terbiyesiz sen konuşma. Ya, bir konuşacağım atlamayın şunu. Esra ablacığım bak ben buraya boşanmaya geldim. İlk önce öyle değil. Bu baştan anlatmadı. Şimdi ben boşanayım. Yine anlatayım sana bak. Aha. Şeyi yok. Benim her şeyim var. Defterlerimde de var. Kayıtlarım da var. Annem şahit. Annem kalp hastası çıkamıyor. Anlatamıyor. Önce arabalarla başladık. Oğlumdan para aldım tepe. Yani hep tepeyle gittiler. Abla hepsini yalan söylüyor ya. Ya yeter ben bir dakika ya. Ben inanma. Ya kimse inanmasın. Sen kimse inandıramazsın tamam ki. Otur dinle. Arabalar biri gitti biri geldi beğenmedi. Ya açıldım. Bak söylüyorum zaten. Battığımı söylüyorum. Açılmaları söylüyorum. Hayvanlara el koymalar. Ondan sonra verdim arabaları tekrar para aldım. Hı hı. Tepe gibi yine ödedim. Ya hayvanı oradan aldım yani 12'ye ona verdim. Yani senin oğlun sana tefecilik usulünde para veriyor. Eşime dedim ki bir sene bana idare ettim. Her şeyi yalan söylüyor ya. Utanmadan ahlaksız. Ama içimdeki... Sen kendine inandıramazsın. Sahtekar bir insansın. Evrim biraz akıllı ol. Dinle. Lan sus. Sen ya istediğini söyle. İnandırabilirsin. Ben doğruyu söylüyorum. Evrim sen inanma. Biraz akıllı ol. Borçlu bir eski dükkan sahibi işte Murat'la ortak olansın. Bak sen şimdi kendi evet. ticaret ahlakını da bir masaya yatır. Murat Şahin hep piyasaya borçlu olan bir adam değil mi? Adam benim. Ya bak hep borçlu. Evet. Sen borçlu biriyle ortaklık yapıyorsun. Senin iddian o ki oğlun sana ya da ailen sana verdiği paraları tefe usulünde fazlaca geri alıyorlar. Ama açıldım işte hesabı. Açılırsın da Evrim. Bu senin ticaret anlayışın evet. ama. Yani borçluyla ticarete girmek dünyanın en garip şeyi. Ama sen borçlu Murat Şahin'e onlardan daha çok kendini emanet ya ediyorsun. Ya işte bir aydır sonra da sen bir sene içinde de avukat verdiydim zaten. Tamam. Ama dükkanı kapattıracağım, kapattıracağım, senin söylediğin her şey senin sonunu hazırlar. Ondan sonra yukarıda gittim, rahat bırakmadım. Evrim, evet. Evrimciğim, borçlu adamla ticarete girersen sonun bu. Değil mi? Ama Murat Şahin borcu yok. Yani borç dediğimiz şey nedir? Birine sana bunu ödeyeceğim deyip söz verip ödemeyen aslında iş ahlakı olmayan biridir. Bak batması çıkmasından bahsediyor. Şimdi böyle bir adamla ortaksın. Oğlun ve çocuğunla ilgili iddiaların var. Biraz da bir dön kendini sorgulasana. Ben sorguluyorum. Suç bende. Para aldığım için. Keşke dışarıdan alsaydım. Yani parayı artık çalıştırmaya çalışıyorlar. Sen buradan yani. Aldığın parayı Murat Şahin'in borçlarını ödemek için. Ondan beraber yaşadılar. Böyle bir zincir dönüyorsun. Yani burada sıfır ya. Sıfır elde var sıfır. Ben sana son zarara halini söyleyeyim artık. Mi? Zarara gittim. Dükkanın halini söyleyeyim mi? Senin bu ikinci dükkanın, umutlarla açtığın dükkanını. Gel. Şimdi bu dükkanla ilgili bir Aydın'da hayvancılık işi yapan, geçen gün çok iyi bir, önemli bir telefon bağlandı. Dedi ki ben dedi bir hayvanı büyütürüm, 3 yıl bakarım, 4 yıl bakarım. İnsanı hayal onu satarım. Ya. Bu benim gelirimdir işte yıllık gelirimdir çocuğumun rızkıdır falan. Haklı. Siz insanların ben umutlarını da çalıyorsunuz. Asla demiyorum ödeyeceğim diyorum şimdi, zaten haklı. Piyasada 3 milyon bak, piyasaya 3 milyon borcunuz var. Evet. Kocanla var problemim ya, borcum var. Var diye söylüyorum Murat Şahin'in zaten. Borçlarını sen niye üzerine alıyorsun onu hiç anlamıyorum. Ve Aydın Efeler'deki o mahallede yaşayan sakinler sizin yüzünüzden o caddeden geçemiyorlar. Kokuyordur abi. Yani kokmuş et kokusunu bak şu an bile mideniz bulanır. Çok bak kötü kaldırmaz. Bir şey. Ama ablacığım çıktım korkudan dükkanı kapatıp yani. Kaçıyorlar. İyi kaçtık yani Erkan Aktaş'ın tehdidinden. Belediye. Ben sen tehdit etmedim ya. Yapma korkusunu sen. Hayatım ya. Bak yeter. Bir tehdit. Kendini savunma. Evrim. Yeter. Sen boşa benden kurtul. Ben sana boşamıyorum. Gerçekten benden.
Kocanın tehdidi sana o dükkanı kapattırmaz. Kapatıp kaçtırmaz. Olayı saptırma. Sen o tehdidi söylesen. Ben bir şey yapamam. Ne yapayım abla? Ama geldin. Son an senin, gelmedi mi? Gelmedi sen kendi mi? Kendine yapmadın. En son Murat Şahin'den para almadın mı? Ya yalan söyle. Ne yap? Hiç para almadım ben. Yalan söyleme ne olursun. Yeter abla, artık söyleme şöyle. Ya. Aldın emekli parasını adamın sen, aldın. Kim aldı? Ya yeter ben artık sizi yalan verdim, emekli söyleme yalan. Bana vermedin. Her şeyin yalan. 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 En son adamın ayrını aldım. Onu da ödeyemedim. Aklını başına toparla. Ödeyemediğim için kaçtım. Bir adam hayali, haklı. Bir 30-40 milyonun peşinde koşuyorsun. O da nitelikli lanet yalan. Lanet olsun. Bak yalan var. Ablacığım çok kötü bir sizin şey ya. Sizin ikisi de nitelikli yalan. Ben evlendiğim günü lanet ediyorum ya. Bak ödeyemedim artık. Bunlarla tanıdığım insanlar lanet olsun. En son parayı verdim. Ödeyemedim artık ablacığım. Ödeyemedim. Şunu sağlık durumunuz iyi değil. Siz Murat Bey'e ben seninle artık görüşmek istiyorum. Senin çevrende olan insanlar ve davranışların bana zarar verdi. Kasaplık da yapmak istiyorum deyip biraz huzur bulsanız annenizin evine gitseniz olmaz mı? Ya ben Murat Şahin'le benim sorunum yok ki. Ben Murat Şahin'le borcumu ödemedim ki. Hiç laf kondurmuyorsunuz. Hayır ödemedim. Ben Murat ayrılırım. Laf ben buradan çıktıktan sonra sığınma evinde girerim her yere. Ama ben değil. Sen benim derdim o değil. Ben doğruyu söyleyeyim. Boşandıktan sonra Murat Bey'le görüşmeye devam edecek misiniz? Görüşmem. Sizce? Ben kendi alır yolumu çıkıyorum. Ama ben doğruları söylüyorum. İnan inanmamız görelim değil. Görelim bir dükkanı. Ben doğruyu söylüyorum hemen size. Hemen bir saniyenizi istiyorum. Sevgili seyirciler aylardır kapalı olan. İğrenç. Aydın Efeler'deki o kasap dükkanı. Olabilir. Kaç bakın oldu, nasıl görüntülendi. Evrim Hanım. Şimdi bak 5 aydır başka bir şehirde mutlu mesut bir hayat yaşıyorsun. Hayatım ilden ile gezdin de oradakiler de diyor ki biz bu insanları karı koca gibi mutlu bir hayat yaşıyorsun. Yani ben anlamıyorum. Abi. Ne için yola çıkıyorsunuz? Amacınız ne? Hedefiniz ne? Anlamıyorum. Şimdi önce dükkanı bir görelim. Yani Erkan, sen Erkan'a parayı verdiğin sürece benim anladığım Erkan tıpış tıpış senin eteklerinde dolaşacak bir adam. Yani bunun için sen bu dükkanı kapatıp kaçmazsın. İyi iş kaçtım yapsaydın ve piyasaya borcun olmasaydı. Ama rahat bırakma Efelerin ilk kadın, iki tarafa mikrofonunu da alın lütfen. Efelerin ilk kadın kasabı olarak bilinen Evrim Aktaş'ın 5 ay önce kapatıp gitmiş olduğu dükkan geçtiğimiz hafta yayından sonra yayınlarımız ihbar kabul edildi. Açıldı ve mahalleye yayılan kötü koku nedeniyle aslında defalarca bu dükkan şikayet ediliyor sevgili seyirciler. Mide bulandırmış deyim yerindeyse görelim o görüntüleri. Bakın dükkanın. Bakın etler. Yani şunların hepsi zamanında satılsa bir gelir zaten. Yapamadık ablacığım işte yapamadım. Hem alacaklı hem Erkan Aktaş sıkıştırdık onu için. Ya bana karıştı mı işin içine? Ya sen kendi sahte hareketlerini karıştır. Allah bana karıştırma. Allah aşkına gözünü seveyim yeter ya gelmedin mi? Ya bana ya, bırak gelmesini melmesini. Neden kaçtım sanıyorsun dükkanı ya? Sen sahtekarlığını kaç. Bak çıkamadın. Ya bütün malı neden ödemedim sanıyorsun? Bırak sen yeter. Sahtekarsın. Evrim sen kaçsaydın da ya, bir saniye. Ya. Evrim sen kaçsaydın da Murat Şahin dükkanı işletmeye devam etseydi. Evet. Ama nasıl adam sürekli tabii, para istiyor ondan dedi. Ben dedim Murat abi kaçalım dedim artık. Tabii kaçalım dedi yani. Çünkü sürekli bu etti. Alacaklıların hayvanlarını alıp biz evet kesip satacağız dediniz ama hayvan pazarında başkalarına sattınız. İnsanların malları haklılar olduğu adamlar, için haklılar. Siz Aydın'da düşman biriktirdiniz. İşte, ay o adam kapatmasaydık evet, o adamlar daha dükkanı mal verirdi. Sağ olsun hepsi verirdi. Ama artık yürütemedim artık. Dükkanın haline bakar mısın? Abi, al, yeter kaç kilo yani et var burada? Siz bırakıp giderken kaç kilo et vardı? 100 kilo var yok. Kaç? Yani 150 yani. 150 kilo. Yani o civarda. Yani bunun ticaretini yapan sensin. O 150 kilo etin iyi bir geliri yok mu? Var ablacığım diyorum artık ya bunu aldım artık diyorum kaçmak zorundayız. Ben ister inanın ister inanma ben doğruyu hayatım ben sana inanıyorum. Var, olmaz mı? Ben ama senin borçlu artık olduğun tüm herkes benim ihbar hattıma. Benim danamı aldı, benim şunumu aldı, parayı ödemedi, bizi hep oyaladılar. O Murat Şahin'le Evrim iyi laf ebesidir diyenler çok. Ya ödeyemedim zaten söylüyorum ya aldım battım söylüyorum. Bak 150 kilo et kaç ha, para yapar acaba bilmiyorum. Ödeyemedim yani. Ve düşünsenize oradaki şu hal yani. Vallahi Erkan otur önüne doğru bir hesap yap.
Evet. Bir mirasın peşinden gitme. Seni bu konuda kim gaza ben getiriyorsa. Yok, senin yok. Yerinde olsan tek celsede boşanıp hayatıma bakarım. Ben alacağım. Abla şimdi tamam hayatım bak, bakarım da. Benim hayatım bitiren bir insan ne yapar sen? Benim yerim sen koy ya. Alacağım gideceğim. Hayır, benim yerim sen alacak. Vallahi kaçarak uzaklaşırım. Sana kalacak. Ben sana dedim güzellikle ayağına geldim. Boşanırsan benden kurtulacaksın. Gideceksin. Şş. Öbür türlü. Şimdi ben kalacak. Oğlum perişan. Ben perişanım. Kiralarımı ödeyemiyorum. Ben bunu kredi kullanmıştım. Şu an sağ sol diyormuş ki. Kadın ya biz bunu güvenlik bölüm demesi gerekiyor. Hala ödüyor musun kredi? Abi şu an ben bankaları ödeyemiyorum. Bunlar kaçtı gitti ya. Benden boşanma davası açtı. Bir de davayı çekişmeyle açıyor. 750 milyar tazminat. Aylık 5 milyar nafaka. Benim hiçbir şeyim kalmamış. Daha hala bir çekişme daha var. Bir de senden tazminat talebinde. O evet doğru abla. Mu? Ben hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey yalan söylüyor. Daha ben açtı, hiçbir şey dava istemiyorum. Davayı o açtı. 750 milyar aylık tazminat. Aylık 5 milyar nafaka. Bende hiçbir şey yok. Bir de kredi çektirdi bana bankadan. Şu ben anım Murat Bey'le. Erkan Aktaş kredilerin taksitlerini ödüyor. Ben nakit olayım. Sen yalan söylüyorsun. Sen konuşma. Senin kredi sahtekar bir adamsın. Konuşma. Hayır, kesinlikle ben de kabul etmiyorum. Senin kredilerini ödüyordun. Senin kredi sen kimsin? Artık taktiksiz çekişmeli boşanırsınız. 100 yıl böyle sürer. Boşanmıyorsan ben gideceğim zaten. Borçtan yine seni bulacağım. Karar verin. Artık bir şey söyleyeyim mi? Net bir karar. Sana bu arada seçimine de saygı duyuyorum. Bir miras geleceğini düşünerek ben çekişmeli boşanırım. Abla miras benim... 5 yıl beklerim diyorsan bu da senin tercihin. Beklesin ablacığım. O zaman evet. Ben alacağım. Yani benim yapabilecek bir şeyim ben yok. Ben ölürüm kalırım sana ya kalacak. Öl, ben doğruyu söylüyorum. Ben ölsem de... Doğruyu söylüyorum. Erkan, artık benden düşün, kurtulmak istiyorsan... Boşanmaya gitmek istiyorsan kalan git. Kalan borcum ben ayağım sağlamlaştırdıktan sonra... Çünkü sen daha yalan dinlemeye devam edersin. Ödeyeceğim. Taksit anladın taksit mı? Ödeyeceğim. Ama benim... Yani ya bu, sen neyi ödeyeceksin ya? Sen kimi ödeyeceksin şimdi galiba borç? Ya boşanman sen lazım. Sen sahtekar dolandırıcı bir insansın. Bir şey söyleyeceğim. Oraya ödeyeceğine önce git piyasaya borçlarını öde ki memleketine geri dön. Seni uğurluyorum. Yapacağım. Ondan sonra ödeyeceğim. Buyurun. Ama kurtulman lazım. Senin yapmış olduğun... Bir saniye. Artık sessiz. Senin yapmış olduğun Murat Şahin'in görüntüsünü verelim. Fedakarlığın aynısını rica ediyorum. Murat Şahin de gitsin aile üyelerinin malı mülkü varsa satsın. Bu borçları öyle kapatsın. Sen bunu yaptın olmadı. Şimdi Murat Şahin yapsın. Teşekkür ederim. Sizi bu taraftan uğurluyorum. Evrim Hanım'ı da buradan alacağım. Of vallahi. Dikkat et. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.